Dönüyoruz, biraz sonra konuğumuzu alacağız. Enflasyon çelişkisi ekranımızda. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu da aynı zamanda ENAG'da, Enflasyon Araştırma Grubu da enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK aylık 9,49, ENAG aylık 13,18 olduğunu söylüyor enflasyonun. Yıllık enflasyona baktığımızda işte çelişki tam da arkada ekrandan sizlere de yansıyor. ENAG %122,88, TÜİK ise %47,83 olduğunu söylüyor. Ama Temmuz ayı enflasyonu yazın ortasında rekor kırdı. Az önce Ayşe Kadın fasulyenin kilogramını ekrana getirdim. Şiirler yazmış izleyicilerimiz Ayşe Kadın fasulyeye. Bu mevsimde sebze ve meyve fiyatları hiç olmayacak kadar yüksek. Sağ olsun yönetmenim Hasan tekrar ekrana getirdi. Hiç olmadığı kadar yüksek. Bir kilogram Ayşe Kadın fasulye 100 lira. İzleyicimiz de diyor ki, canım teyzem Ayşe Kadın doyum olmazdı, lezzetliydi tadın. Şimdi ne sen geliyorsun ne biz sana gelebiliyoruz. Bakkalda, pazarda, tezgahta kaldın diye bir şiir yazmış izleyicimiz. Yorumlarınıza bakacağız. Biraz sonra Profesör Doktor Sayın Yalçın Karatepe ile de konuşacağız. Şimdi enflasyon verileri haberimiz geliyor. Hem Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK hem de Enflasyon Araştırma Grubu ENAG Temmuz ayı enflasyon verilerini paylaştı. İğneden ipliğe kadar zam yağarken Haziran ayı enflasyonunun düşük gösteren TÜİK, Temmuz ayı enflasyonunu 9,49 gösterdi. ENAG'a göre ise %13,18 arttı. İstanbul Ticaret Odası İTO ise %9,84 olarak açıklamıştı. TÜİK ile İTO'nun aylık verileri birbirine yakınken ENAG'ın verileri yaklaşık 4 puan fazla çıktı. TÜİK yıllık enflasyonu %47,83 olarak açıklarken ENAG %122,88 olarak duyurdu. İTO ise %63,7 olarak hesapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti açıklaması yaptı. Temmuz'da fiyatı en fazla artan ürün %29,'le kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Demiryoluyla şehir içi yolcu taşımacılığı ise %17,68 olarak gerçekleşti. Evet, Profesör Doktor Sayın Yalçın Karatepe bizlerle birlikte değil mi sevgili yönetmenim? Sayın Yalçın Karatepe hoş geldiniz efendim, merhaba. Merhaba İlker, hoş bulduk. Efendim, şimdi enflasyon verilerini konuşacağız yine yeniden bir kere daha ama Temmuz'da görmediğimiz bir enflasyonu artık verilerle görmüş durumdayız. Biz yaşarken hissetmiştik enflasyonun yükseldiğini ama TÜİK de yükseldiğini söylüyor. Aylık %9,49. ENAG diyor ki %13,18. Ben bakıyorum pazara gidince galiba %20 Temmuz ayının enflasyonu diyorum. Nasıl oluyor da yazın göbeğinde böyle bir yüksek enflasyonla karşı karşıya kalıyoruz? Çok haklı bir soru soruyorsunuz Ülke Hanım. Şimdi manşet enflasyon verisine baktığımızda aylık %9,47 gibi bir oran var ama bunun detayında örneğin sebze fiyatlarındaki artış oranının %20 olduğunu TÜİK'in bize duyurdu ki bunun üstünde olduğunu biraz önce sizin Ayşe Kadın fasulyesi verisinde de görüyoruz. Biz dönemde yani Türkiye'de tarımsal üretimin en bol olduğu, artık böyle örtü altı üretimi yapılmadı, tarlalarda ürünlerin bol miktarda yetiştiği bir dönemde sebze fiyatlarının %20 oranında aylık olarak, tekrar ediyorum yıllıktan bahsetmiyorum, bir dönemde enflasyonun bu kadar neden yüksek olduğunun iktidar hesabını vermesi gerekir. Çünkü vatandaşın temel harcama kalemlerine baktığımızda nereye harcıyor? Gıdaya harcıyor. Ağırlıklı olarak artık et tüketemediğimiz için fiyatlar çok yüksek. Sebze meyve ağırlıklı besleniyoruz. Evet. Enerjiye harcıyor. İşte arabası varsa yakıtını ya da toplu taşım ücretlerine harcamasını yapıyor. Kira ödemesini gerçekleştiriyor. Bu kadar. Bunlara baktığımızda manşetin oldukça üstüne bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldığımızı üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla Temmuz ayında ortaya çıkan ki aylık bazda baktığımızda yani herhalde son 50 yıldır görmediğimiz seviyede yüksek bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Peki neden böyle bir yüksek enflasyonla karşı karşıyayız? İktidarın uzun zamandan beri baskıladığı, bir taraftan döviz kuru, diğer taraftan diğer göstergeler vardı Mayıs ayına kadar. Tabii seçimler bitti. 5 yıllık dönem için
seçildi, tekrar iktidara geldiler. Artık baskılamalar için gerek kalmayınca önce kurları serbest bıraktılar. İşte bugün 27 liranın biraz altında seyreden bir dolar kurunu görüyoruz. Bunun akaryakıt fiyatlarının etkisini hızlı bir biçimde gördük. Vergileri arttırdılar. Çok konuşmuyoruz. Ve KDV, ÖTV oranlarında önemli artışlara gidildi. Hemen her şeyin KDV'si %20'ye çıkarıldı. ÖTV akaryakıt da 5 lira seviyesinde artırıldı. Bunun sonucunda da yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan bu %9,47'lik ki düşük olduğunu şu anda ekran başında bizi izleyenler de düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Asıl sebebinin iktidarın son 1-2 ayda almış olduğu işte vergi artışları vesaire gibi kararlar olduğunu düşünüyorum. Siz vergi artışlarını özellikle vurguluyorsunuz. Biz de zaten ne kadar oranda o vergi artışlarının hayatımıza zam olarak yansıdığını da çok yakın zamanda gördük. Ama Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek paylaşımında vergileri arttırdık, işte enflasyon yükseldi vesaire demiyor. Ne diyor Hazine ve Maliye Bakanı? Mali tedbirler diyor, ücret artışları diyor, döviz kurundaki yükseliş diyor ve enflasyonun beklentilerle uyumlu olduğunu söylüyor. Şimdi tek tek bunlara baktığımızda belki ÖTV'yi, KDV'yi, o artışları mali tedbirlerin içerisinde değerlendirebilir miyiz bilmiyorum Sayın Karatepe, ama o bizim üzerimizde yük, yurttaşın üzerine yük yapılarak bir çözüm aranılmaya çalışılıyor gibi hissettiriyor en azından bizlere. Ücret artışları meselesinin enflasyona bu ay yansıyabilme olasılığı var mı? Çünkü Temmuz ayı enflasyonu maaşlara yapılan zamların yansıması Ağustos ayında söz konusu oluyor. Şimdi öncelikle şu tespitinizin çok isabetli olduğunu ifade etmek isterim. Mali tedbirler dedikleri şey aslında vergi artışları. Ya. Şimdi vergi artışı yaptık, fiyatlar arttı diyemediği için laf cambazlığı yaparak mali tedbirlerin etkisi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla enflasyonda vergi artışlarının çok önemli bir rolü olduğunu ifade etmek gerekir. Şimdi döviz kurundaki artıştan bahsediyor. Döviz kuru seçimlerden bugüne kadar 10 liraya yakın bir artış gerçekleştirdi. O zaman sormak lazım. Ne oldu döviz kuru seçimlere kadar 19 lira 80 kuruş seviyesine giderken seçimden sonra birdenbire Türkiye'nin hangi göstergesi değişti ki döviz kuru 27 liraya dayandı? Amerikan dolarından bahsediyorum. Bir de ücret artışları. Sizin asıl sorunuz da bu. Bakın ücret artışı işte. Asgari ücrete yapılan artış oranı bugün açıklanan ilk 7 aylık dönemdeki enflasyonu bile zor telafi ediyor. Hangi reel artıştan bahsediyoruz ki bunun maliyet artışı olarak fiyatlara yansımasını bekleyebiliriz? Evet. Bugün Türkiye'de ücretlerdeki artışların enflasyona yansımasının çok sınırlı seviyede olduğunu geçen hafta Merkez Bankası'nın yayınladığı enflasyon raporunda çok net bir biçimde görüyoruz. Türkiye'de işte imalat sanayinde işçilik maliyetlerinin toplam maliyet içerisindeki pay o kadar düşük ki işçilik maliyetlerinin ya da çalışanlara ödenen ücretlerin maliyet olarak en yüksek olduğu sektör hizmet sektörü. Yani işte turizmde, otellerde, restoranlarda vesaire çalışanlar olduğunu biliyoruz ama onun dışında oldukça düşük. Ve üstelik bu ücret artışları bu hafta başından itibaren çalışanların hesaplarına yansımaya başladı. Dolayısıyla aslında şunu söylüyor. Yani enflasyon yüksek çıktı diyor. Bakın niye çıktı söyleyin. Çünkü size çok para verdik ondan dolayı diyor. Oysa değil. Biz enflasyonun neden yüksek çıktığını biliyoruz. Enflasyonun yüksek çıkma sebebi vatandaşın cebine nominal olarak bir miktar fazla para girmesi değil. Çünkü o parayla bile ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Enflasyonun yüksek çıkıyor olmasının sebebi iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikaları. Peki bu enflasyon düşecek mi? Yine sizin biraz önce paylaştığınız tweetin devamında bakanın açıklamasında şunu görüyoruz. Diyor ki 2024 yılının ortasından itibaren enflasyon düşecek. Vallahi kusura bakmayın 2024 yılının ortasında daha bir yıl var. Yani bir yıl sonra enflasyon düşecek diyor. Benzer açıklamaları biz daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, önceki Bakan Nebati'den çok duymuştuk. Hatırlarsanız seçimlere tek haneli enflasyonla gideceğiz açıklaması vardı bakanın. Değil mi Nebati'nin bunu çok çabuk unutuyoruz. Belini kırdığımızı da söylemişti enflasyonun. Vallahi çok hızlı toparlamış ki bugün yıllık enflasyon bir önceki aya göre neredeyse 10 puan artmış durumda. %47'nin üzerinde yıllık enflasyon. Resmi verilerden bahsediyorum bunu tekrar ifade etmek durumdayım. Tabii. Bir enflasyonla karşı karşıyayız. O enflasyonun beli nasıl kırıldı ben
anlayamadım. Yani veriler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıla kadar sabretmemiz isteniyor. Bu süreç bakan zaten dezenflasyon süreci olarak, yani enflasyonu düşürme süreci olarak adlandırıyor. Ben dünyanın hiçbir yerinde önümüzdeki bir yıl boyunca artacak olan enflasyona işaret edip bunu enflasyonu düşürücü bir politik olarak adlandıran bir bakan görmedim. Hocam, yani artacağını söylediğiniz bir şeyi biz nasıl da iyi düşürüyoruz diyebilir şimdi misiniz? O noktada şöyle bize dezenflasyonun ne olduğunu açıklar mısınız? Çünkü ben de o bakanın açıklamalarının o bölümüne takıldım. Süreci dezenflasyon olarak nitelendiriyor. İki kere hatta kullanmış. Şimdi enflasyon artıyorken ve artacağı da belliyken dezenflasyondan nasıl bahsediliyor? Ben anlamadım. Siz bize anlatabilir misiniz? Bahsedilebilir mi? Dezenflasyon nedir? Dezenflasyon dediğim şey enflasyonun düşme trendinde olması demektir. Dez İngilizce'de takip eden sözcüğe negatif anlam yükleyen bir şey. Enflasyon artış diyoruz. Dez dediğiniz zaman bunun düşüşü anlamına gelmesi. Ama enflasyon yükseliyor. Oysa bu kavramı, evet, bunu sadece biz söylemiyoruz. Bakanın kendisi de söylüyor. 2024 yılının ortasına kadar yüksek seyredeceğini ifade ediyor. Ve bunu da düşen enflasyon dönemi ya da politikası olarak adlandırıyor. Evet. Herhalde şöyle düşünüyorlar, yani bu kavramı birileri sadece dezenflasyon diye kullanır. Bu da vatandaşın hoşuna gider. Yaptığımız bir şey de iyidir diye anlarlar mı diye düşünüyorlar. Bilemiyorum. Yaptıkları şey ile kullandıkları sözcüklerin örtüşmediğini bize gösteriyor. Yani şunu diyebilir bakan, biz enflasyonla mücadele etmek için çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Ama bu çabamız önümüzdeki bir yıl boyunca sonuç vermeyecek. Çünkü şimdiye kadar birikmiş olan sorunların bu kadar kısa sürede çözülmesinin biz mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ama önümüzdeki bir yıldan sonra biz bunu meyvelerini toplayacağız dese daha inandırıcı olur. Ama hem enflasyonun düşmekte olduğunu söyleyip hem de önümüzdeki bir yıl, yani dezenflasyon kavramını aslında bunlara söylüyor. Hem de önümüzdeki bir yıl boyunca enflasyon yüksek yürüyecek demek oksimoran bir durum, yani olmayan bir şey, birbiriyle çelişen bir durumu, evet, ifade etmek gibi görünüyor. Peki az önce sizin de vurguladığınız, yine Mehmet